Babanızdan çok uzaklaşmışsınız. Savrulmuşsunuz ikiniz de. İkinizin hikayesi de yarım. Bazı cevaplar insanın boyunu aşar İbrahim. Tabutu taşımak kolay. Sen babanın geçmişini taşıyabilecek misin? Vallahi bir an inat tutacak dedim ama korktum, başıma gelmedi. Yani Veysel buraya geldi ya, gerisi artık daha kolay. Öyle olacak inşallah. En azından Cemile'nin yükünü hafifletmiş olduk. Ama Veysel'i ikna etmemiz gereken bir konu daha var. Fizik tedavi. Bir an önce fizik tedaviye başlaması gerekiyor. Hala çalışan kasları ve sinirleri için çok önemli. Ama işte Veysel direnç gösterecek. Vallahi Kenan abi, onun direnci bize sökmez. Biz mutlaka bir yorum buluruz. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun amcaoğlu? Aynen öyle düşünüyorum amcaoğlu. Gel Cemilem, gel. Geç abicim, geç. Sizin ne işiniz var burada? Cemile nerede? Yok, Cemile yenge yok bu akşam. Biz varız. At. Ser. Biz varız. Ne oldu, beğenemedin mi? Ya yok, olmaz öyle şey. Çıkın gidin hadi. Serme. Allah Allah, gitmiyoruz ya. Burası benim Özlemcim'in evi değil mi arkadaş? Burada yatacağız. Cemile! Al şunları şuradan ya. Ya bayram değil, düğün değil arkadaş. Benim dinlenmem lazım. Hadi çıkın. Basın gidin. Hadi. Ne gülüyorsun abi? Bir şey söylesene hadi. Vallahi hiç kusura bakma kardeşim, bu gece beraberiz. Gerekiyorsa doktor raporu yazarım amcaoğluyla beraber uyuyacak diye. Bak rapor yazar. Ona göre akıllı ol. Yemin ediyorum var ya, kuş tüyü gibi yemin ediyorum. Kenan abi sen de gel buraya yat ya, şuraya yat. Yok, ben buradayım. Kay. Allah. Ya Rabbim ya, siz manyak mısınız oğlum ya? Manyak, hepinize katarak söylüyorum. Sen de sana da söylüyorum hoca adam. Manyak mısınız siz ya? Ben böyle uyuyamam, hadi Allah aşkına gidin. Uyursun güzel kardeşim, uyursun. Hem amcaoğlu uyuyamazsan biz sana ninni söyleriz. Vallahi yeter, kaç haftadır Cemile yengeme kahrettin ya. Bak bu akşam karnını biz çekeceğiz, o kadar. Tamam. Ne haliniz varsa görme. Veysel. Ne var oğlum, ne var? Horlama sakın. Uyuyamam ben, onu söyleyecektim. Horlama. Allah'ım yarabbim, sen horlamana da, sana da. Uğraşma çocukla. Tamam amcaoğlu, bir şey demedik ya. Uğraşma çocukla. Demeysin, yanına yatacağız. Tamam, uğraşma. Tamam ya, Allah. Senin de var. Hepimizin var. Çaylar geldi. Poğaçalar da birazdan çıkar. Osman ya, ben sana çok zahmet verdim biliyorum ama kalamayacağım galiba. O ne demek Cemile? Konuştuk ya biz bunları. Ya konuştuk gülüm, konuştuk biliyorum da. Ya ne bileyim, böyle benim içim rahat etmiyor. Ya ilk günden sanki öyle Veysel'i yalnız bırakmışım gibi hissediyorum ben. Ya bir şeye ihtiyacı olursa? Cemile yapma bak, sen çok yorgunsun. Yani iki haftadır harap ettin kendini hastanede. Kimseleri bırakmadın Veysel'i. Ama şimdi biraz olsun dinlenmeyi de çok görme kendini. Hem bak Veysel yalnız değil ki. Annesi yanında, sonra Taner, Ramazan, Kenan abi ve hepsi yanındalar. Merak etme, aklın kalmasın. Kuzum bak, sen elinden geleni yaptın. Hatta fazlasını yaptın. Hepimiz şahidiz buna. Çırpındın durdun sen Veysel için. Günlerce gecelerce uyumadın. Bir hastaneye koştun, bir çocuklara koştun. Herkese yetişeceğim diye perişan ettin kendini. Ama senin de durman gerek. Senin de iyileşmen gerek. Kendine iyi olmayınca kimseyi de iyi edemiyor insan. Öğrendim ben bunu. Osman. Sen iyi misin peki? Sen nasıl görüyorsun beni? Yani iyi görüyorum, iyi görüyorum tabii de... ya sanki böyle bir değişiklik var. Ne gibi bir değişiklik? Yani ya seni tanımayan biri anlamaz. Ama ben anlıyorum. Nasıl anlatsam...
Böyle sen güldüğünde eskiden gözlerinin içi gülerdi. Yüzün ışıl ışıl olurdu. Böyle kendi kendime derdim ki ne güzel gülüyor maşallah. Ya yine çok güzel gülüyorsun tabii de... ...böyle sanki bir durgunluk var. Bir derdin var sanki. Var Cemile var. Yani ben... ...pek kimselere diyemedim ama... ...uzun zamandır psikoloğa gidiyorum ben. Psikoloğa mı gidiyorsun? Amcaoğlu, aslında iyisin değil mi? İyiyim oğlum, iyiyim. İdare eder. Nasıl idare eder ya? Taş gibisin maşallah. Yarın bir de fizik tedaviye başladık mı... ...baksayız o zaman görün benim kardeşimi. Of, fizik tedaviye, müzik tedaviye başlamayacağım ben. Konuştuk bunları, tamam uzatmayın hadi. Ne demek başlamayacağım ya? Daha ilk dakikadan pes mi edeceksin? Tamam oğlum, karışmayın siz. Tamam, gitmeyeceğiz dedik işte. Hadi kapatın ışığı burada. Kalacaksanız da yatın uyuyun. Hadi. Yok öyle ya ama. Vallahi kaç tane adamız burada. Gerekirse zorla eline koluna girer gene de götürürüz. Sonra öfkeme yenildim falan diye boşuna söyleme yani. Ulan sabır ver, ne boş konuştun gece gece ya. Oğlum gitmeyeceğiz dedik. Bitti gitti, Allah Allah. Ne Allah Allah ya? Gel istersen bir de bizi döv. Aa, kolumu mu kıracaksın? Vallahi senin karşında 10 yaşında öyle rahatça kolumu kırdığın Ramazan yok. Ben sana söyleyeyim yani. Nasıl ya? Veysel senin çocukken kolunu mu kırdı? Evet tabii Kenan abi, sen şimdi bilmiyorsun. Biz çocukken böyle kendi aramızda güreşirdik o harman yerinin orada. Şimdi bunlar güreşiyor. Veysel Ramazan'a kolunu çıkardı. Hadi ya. Sonra bu bak bir ağlıyor, bir ağlıyor. Beni anama götürmeyin, beni anama götürmeyin. Biz tabii dinlemedik, götürdük Günşal yengeyi. Ama rahmetli sağ olsun, vallahi hiç kızmadı ya. Kıkını çıkarmadı yani. Bu neredeydi ya çıkıkçılar? O dağ köylerinin orada bir çıkıkçı vardı. Oraya götürelim dedi. Bu yine ağlamaya başladı. Ben de gitmeyeceğim dedi. Benim canım çok acıyacak. Gitmeyeceğim, götürmeyeceğim. Ama biz tabii bunu dinlemedik, götürdük. Ne yapalım amcaoğlu? Çocuktuk işte, korktuk yani. Götürdünüz mü çıkıkçıya? Vallahi götürdük gittik yani Kenan abi. Hem de kimin sayesinde biliyor musun? Aa, bunun Veysel'in sayesinde. Geldi bana. Lan dedi, sen dedi nasıl erkek adamsın, delikanlı adamsın lan sen dedi, çıkıkçıdan korkuyorsun dedi. Alt tarafı dedi alacak kolumu dedi, geri yerine takacak dedi. Budur dedi, sen dedi hem anandan korkuyorsun hem çıkıkçıdan korkuyorsun dedi. O gün işte ben Veysel'in o lafından sonra her şeyi anladım yani. Delikanlı olmanın, cesur olmanın ne demek olduğunu ben işte o gün anladım Kenan abi. Şimdi sen yani benim yaptığımı mı yapacaksın amcaoğlu ha? Öyle korkak tavuk gibi kaçacaksın mı? Ulan... Nasıl adamsın ya? Biraz delikanlı ol ya. İki tane çocuğun var, evli baklı adamsın. Biraz delikanlı ol lan! Ağır ol lan. Ne var amcaoğlu? Senin bana dediğin laflar yanlış mı? Hepsi doğru. Amcaoğlu Veysel, bak biz delikanlı olmayı, cesur olmayı senden öğrendik lan. Sen şimdi böyle yaparsan biz ne yapacağız? La hadi bizi geçtim, Cemile yengem ne yapacak Allah aşkına? Çocuklar ne yapacak? Yağmur ne yapacak? Yusuf ne yapacak ya? Oğlum bir kendine gel, toparlan bu halinle ya. Salma bir gözünü seveyim ya. Tamam oğlum, tamam. Tamam gideriz, tamam. Allah aşkına yatın uyuyun. Hadi ne uzattık arkadaş, tamam ya. Hadi yatın. Ne tarafta yatacaksın lan? Ben burada. Hani ben burada yatacağım. Veysel'e yakın yatacağım. Tamam ben burada yatacağım. He? Yok ya yok. Allah Allah, ben burada yatacağım. Tamam. Ben burada yatayım. Ya bırak amcaoğlu ya. Tamam.